Efendim biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne dönem başkanlığı değişti. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ağırlık olarak Rusya yanlısı politikalar izleyen Mazaristan'a geçti dönem başkanlığı 6 aylığına ve işin ilginç yanı hep Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan yani Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde ve aynı zamanda da Rusya ile bir an önce mevcut durum devam etsin. Yani Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Rusya kalsın, Ukrayna teslim olsun gibi havaya sokmaya çalışan Viktor Orban. 2 Temmuz günü Kiev'e gitti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski bu gelişi bekliyordu fakat Rusya'dan yapılan açıklamalar efendim işte bizim haberimiz yoktu, bizimle istişare edilmedi. Ama Orban'ın bizzat kendi açıkladığı üzere Macaristan Dışişleri bakanıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu konuda bir görüşme yapılmıştır. Orban neyi kastediyor? Niçin gidiyor? İşte bir an önce görüşmeler başlasın. Bu savaş bitsin. Yani bir nevi Donald Trump'ın çizgisi gibi ben gelirsem, Cumhurbaşkanı olursam bir gün içerisinde savaşta durur. Barış görüşmeler başlar havasında. Fakat Avrupa Birliği bunu kabul ediyor mu? ABD bunu kabul ediyor mu? Orban'ın bu çizgiyi Avrupa Birliği ve ABD'ye kabul ettirmesi imkansızdır. Yani mevcut durumda. Savaş dursun. Bir an önce savaş dursun dediğin yani Ukrayna diyor ki Rusya benim topraklarımın önemli kısmını işgal etmiştir. Onların geri çekilsin tamamen. Ondan sonra biz masa arkasına otururuz. Rusya ise diyor ki bu topraklarda ben kalıyorum. Bugün benim Donetsk eskiden halk cumhuriyeti ydi. 2014'te Rusya onları Ukrayna'dan parçalayıp aldığı zaman yani bağımsızlaştırdığı zaman söz buna. Lugansk halk cumhuriyeti. Şimdi tamamen Rusya'nın kontrolü geçmiş ve Rusya o bölgede yeni Rusya bölgesi diye yani bir eyalet tarzında bir bölge yaratma kararı almış. Ukrayna yönetiminin bunu kabul etmesi, Zelenski'nin bunu kabul etmesi imkansızdır. İmkansız olmasının yanı sıra Avrupa bir, Birliği ülkeleri inanılmaz şekilde silah gönderiyor. Mesela Hollanda dün lisansını çıkardı iki gün önce. F-16'ların Ukrayna'ya sevk edilmesi için Romanya muazzam silah gönderiyor ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Merkez Komutanlığı'nı silahlı kuvvetlerini bir numaralı teyakkuz haline getirdi. Sebebi sorulduğunda bunu tabii ki bir şeyler söylemiyorlar. Yani Rusya'dan bir tehlike mi geliyor? Ukrayna'dan yani ABD'den yapılan açıklama larda Ukrayna'daki durumdan dolayı yani Rusya'dan bir saldırı olabilir diye Avrupa ülkelerine Avrupa Merkez Komutanlığı birinci dereceden teyakkuz haline getirilmiştir. Bu durumda yani Ukrayna'yla benim işim bitti bundan sonra gelirse eğer benimle konuşmaya sadece benim koşullarım ben zaferle çıkmışım buradan benim koşullarım altında masa arkasına oturabiliriz ama Ukrayna bunu kabul etmiyor. Giderek dikkatler Kırım üzerine odaklanıyor. Atak füzeleriyle vurulan Ukrayna biliyorsun Sivastopol'u vurdular. Ve Zelenski de daha önceden demişti Rusya Sivastopol'da yani oradaki asker Anlamasın oldu. Büyük gemilerini orada bulundurmaya cesaret etmiyor. Alıp götürdü. Ravara Siske çekti o gemileri. Daha güvenli bölge. Onun için Kırım üzerine odaklanıyor. Türkiye'yi birinci dereceden de yakından ilerleyen Türkiye biliyorsunuz 2014 18 Mart'ta Vladimir Putin ilhak referandumu yaptığı günden bu yana o zaman bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı kabul etmezdi Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı kabul etmezdi ve Kiev'e gitti çok iyi hatırlıyorum Ahmet Davutoğlu ve o güne bugün defalarca Türkiye Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Sayın Recep Tayyip Erdoğan defalarca Vladimir Putin'in yüzüne söyledi ki biz Kırım'ı ilhak olarak sayıyoruz ve bu ilhakı kabul etmiyoruz. Onun için Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgedir burası. Bu durumda ne yapıyor Rusya? Ağırlıklı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru yönlendirmeye çalışıyor. Bugün ve yarın 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da zirve toplantısı yapılacak. Kremlin'e yapılan açıklamada o çerçevede daha önce de yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Nijinogoro'da bulunduğu sırada demişti Putin ki Sayın Erdoğan'la Astana'da zirvesi sırasında bir araya geleceğiz. Dikkat ederseniz Eskiden ya Soçi'de buluşuluyordu, Putin gelemiyordu Türkiye'ye. Defalarca açıklandı 13 Şubat'ta gelecekti. Sonra Nisan dediler, sonra Mayıs dediler gelemedi. Ama daha öncesinden Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı memnuniyetle gidiyordu, şeyde konuşuluyordu. En son geçtiğimiz Eylül ayında Soçi'de yine bir araya geldiler ve orada Türkiye ağırlığını artık koymaya başladı. Çünkü geçtiğimiz sene Temmuz ayından itibaren Türkiye 5 Azov komutanını geriye verdikten sonra pozisyonlarda önemli derecede değişiklikler olmuş. Türkiye ticari ilişkileri sürdürmenin yanı sıra kısıtlama gelmişti bazı ilişkilere. Ve aynı zamanda da batı yanlısı tavrını Türkiye devam etmişti. Yani batı yanlı pozisyonda daha sıkı durmaya sürdürmüştü. Şimdi bugün görüşmede neler olacak? Neler olacağı zirve toplantısıdır. Beyaz Rusya, Belarus, Şanghay işbirliği örgütüne tam hukuklu, tam yetkili üye oluyor. Yani bu da Lukashenko'nun demagojilerinden biridir. işte biz önünü kesiyoruz batının. Yoksa biz önünü kesmezsek Beyaz Rusya ile Rusya önünü kesmezse gider Çin'i de işgal eder ABD. Böyle bir durumda onlar da kendilerini kurtarmaya yani yani diktatöryalar şu an odaklandıkları nokta. BRICS'ten pek ümitli değiller. Çünkü oralarda seçim oluyor. Ne kadar kötü olsa da mesela Lula biliyorsunuz Brezilya'da iktidara geldi. Gitti. Sonra yeniden geldi. Ama bu şeylerde el değiştirmiyor iktidarlar. Ya öleceksin veyahut da bir tek Kazakistan'da şey oldu. El değiştirdi. Nazarbayır geri çekme zorunda kaldı. Yani 30 küsür sene sonra. Ama oralara baktığımız zaman şimdi ondan önce Çin devlet başkanı Xi si, Kazakistan'a geldi. İkili ilişkiler geliştirmeye bakıyorlar. Yani şöyle bir şey kaotik bir durumu söz konusu. Demokrasi ile diktatör arasında bu diktatörün başını Vladimir Putin çekiyor. Çin o kadar diktatörlük sergilemiyor. Yani o bölgede Şanghay Ekonomik İşbirliği çerçevesinde. Türkiye'nin orada bulunması tabii ki Türkiye gözlemci sıfat da yok. Öyle, misafir olarak davet ediliyor, gidiliyor. Bir ara Türkiye'de ben niye hatırlıyorum 2009 yılında Vladimir Putin başbakanken Türkiye Samsun'a ziyarete gelmişti. O zaman yeni bir doğal gaz hattı söz konusuydu. Türkiye'nin iktidar yanlısı medyası o zaman şöyle biz Şanghay işbirliği örgütüne kirelim işte onlarla Şimdi, şimdi insana sormazlar mı? Hangi örgüte giriyorsun? Orada kaç paradır kişi başına düşen milli gelir? Türkiye'nin demokrasisi orasıyla kıyaslanır mı? Türkiye 1950 yılında soğuk savaş başlar başlamaz devrim yapmış bir ülkedir demokrasi alanında. Yani dünyaya örnek olarak çok partili sisteme geçmiştir. Onların var mıdır öyle bir durumları? Ne derece şeffaf ülkelerdir? Ne derecede seçim? Bakın Rusya'da hiç seçim ama Beyaz Rusya'da en son 2020'de Belarus'ta 80'e ikinci yerde gelen %4 çıktı ama o ikinci yerde gelen şimdi batılı ülkeler yani Tikhanovskaya'nın seçime girmesi beklenmiyordu. Kocasıydı siyasetçi muhalif. Onu tutuklayınca bu hanımı seçime girdi ve şu anda tüm batılı devletler ambargo uygularlar Beyaz Rusya'ya karşı. Aleksandr Lukashenko 30 seneden beri Beyaz Rusya'nın başında hiçbir yere gidemiyor. Devlet başkanı olarak Lyudmila Tikhanovskaya tanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu ülkenin ne duruma geldiğini siz düşünün. Şimdi de bu tarafa efendim biz Çin'i işgalin önünü kesiyoruz diye demagojiler yapıyor. Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko bu şuraya getiriyor işte çok kutuplu bir dünya efendim çok kutuplu dünya dedikleri zaman biz burada diktatör yerimizi, ömür boyu iktidarımızı koruyacağız. Siz de öbür tarafta demokrasinize sadık kalın diye bunu şey etmeye, empoze etmeye çalışıyorlar. Biz burada halkları yine esaret altında tutacağız. Yine rüşvet, yine yolsuzluk, yine şeffaf olmayan devlet, yine belli şeyi belli olmayan, rakamları belli olmayan kişi başına düşen milli gelir dediğiniz zaman nedir? Öyle bir kavram yok orada. Yani kişi başına düşen milli gelir ne kadardır? Öyle bir kavram yok o bölgelerde. Ama baktığınız zaman yok işte Çin bunları muhafaza etmek zorunda. Hayır Çin kendi çok akıllı siyaset yürütüyor. Amerika ile de hiçbir zaman böyle zıtlaşma söz konusu olmayacaktır. Kendi geleceğine bakıyor. Yani bu bölgelerde Rusya zayıflarsa veya da Rusya'nın ihtiyacı olursa ki giderek ekonomik şeyde çok büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Oralarda neler alabilirim, neler verebilirim? Onların hesapları içerisindedir. Hindistan'da keza öyle. Hiç batıyla da ilişkilerini gördüğünüz gibi sıkıntıya sokmadan ilerliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede Ermenistan'ın ilerlemesi batı tarafından takdir topluyor. Bir an önce Avrupa Birliği ile görüşmeler başlaması geçtiğimiz programımızda da söyledik. Bu çerçevede Türkiye'nin adımları olumlu değerlendiriliyor. Ermenistan'dan bize bilgi geliyor. Independent Türkçe'de biz bunları yazıyoruz. Ayın ikisinde bir araya gelinecekti. Türkiye'nin temsilcisi de yani Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmesi konusunda Ermenistan temsilci heyeti arasında fakat galiba Türkiye tarafından erteleme talep edilmiş. Bu tabi Ermenistan Ervan'da çok da şey karşılanmadı. Biraz üzüntüyle karşılandı. Dolayısıyla bu şeyin sürecin geri dönülmez bir süreci olacağına muhtemelen geri dönüşü olmayan bir süreç olduğuna inanmak lazım. İnanılması gerekir. Ardından baktığımız zaman Azerbaycan'a tabi Azerbaycan hala savaşın bitmesine rağmen, Türkiye'nin gereken desteği vermesine rağmen, üzerinden aşağı yukarı 4 sene geçmesine rağmen Ermenistan'la barış anlaşması imzalamamasına rağmen bir de bu taraftan Türkiye'nin Ermenistan'la ilişki kurmasını bir anlamda e, engellemeye çalışıyorlar hala. Yani bunu açık söylemek lazım. Bu bağlamda Ermenistan e, ABD dışları bayağı müteşar yardımcısı James O'Brien'in ikinci kez Bakü'ye gelmesi, siyasi tutukların serbest bırakılmasını talep etmesi, muhalifet muhalefet temsilcileriyle ABD Büyük Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyonda bir araya gelmesi, orada resimler çektirmesi, fotoğraflar paylaşması ne ifade eder? Bunu da göreceğiz gelecekte. De. Ne derecede demokrasi konusunda batılı ülkeler ciddiler ama orada ABD Zengezur koridorunun açılmasını istiyor diye bir açıklama yapılması Türkiye açısından önemli. önemlidir. Türkiye burada temkinli davrandı. Doğru olarak temkinli davrandı. Çünkü Zengezur koridorunun açılması Rusya kendi kontrolünü almak istiyordu. 10 Kasım 2020'de imzalamış üçlü anlaşmada yani Paşinyan, Aliyev, Putin anlaşmasında 9. maddesi maddelik anlaşmanın Zengezur koridorunun koridorun kontrolünü Rusya sınır kuvvetler, Rusya iç istihbaratı FSB'ye bağlı sınır kuvvetlerine verilecekti. Verilmesi kararlaştırılmıştı o anlaşmayla. Ne derecede bir yürürlükte olan anlaşmaydı. Fakat Nikol Paşina Ermenistan Başbakanı diyor şu anlaşma artık yürürlükte değil. Onun için Ermenistan toprağı, toprağı olarak oranın ABD'nin de istemesi ki bu açılsın ve Türkiye'de oranın rahatlıkla Ermenistan toprağı oraları Türkiye oradan geçiş e, hakkını kullanacaktır tabii ki ama ondan önce Türkiye'nin daha yakın yani Ermenistan'la sınırını açması, Kars ve Iğdır'dan o kapıları açması Türkiye'nin ve Ermenistan'a daha da faydası olacaktır. Türkiye'nin Kafkasya yolunu kısaltacaktır, Türkiye'nin Orta Asya yolunu kısaltacaktır. Gelişmeleri yakından izlemeye sürdüreceğiz.